Evet, koliform analiziyle devam ediyoruz. E. coli analizinde olduğu gibi numunemizi, aynı hazırladığımız numuneyi tekrar burada da kullanacağız. Tekrar numune hazırlamakla uğraşmıyoruz. Steril petrilerimden 6 tane çıkarıyorum. Çünkü 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3 için ekim yapacağım. Uç alıyorum. Eksi birlik steril poşetimden 1 mililitre çekiyorum. Petri'ye aktarıyorum. Tekrar poşetten 1 mililitre çekiyorum. Ve petri'ye aktarıyorum. Ucumu atıyorum. Yeni uç alıyorum. 10 üzeri eksi 2'lik. Elim uca değdi, o yüzden attım. 10 üzeri eksi 2'lik tüpümden 1 mililitre çekiyorum. 10 üzeri eksi 2'lik petri kabıma aktarıyorum. Yine eksi 2'den. Kabını aktarıyorum. Ucu atıyorum. 10 üzeri eksi 3'lük tüpten 1 mililitre çekiyorum. 5'li kabını aktarıyorum. Yine 10 üzeri eksi 3'lük tüpten ikinci paraleli için alıyorum ve tekrar aktarıyorum. Koliform analizi için ucu atıyorum. Koliform analizi için kullanacağımız besiyeri Violet Red Baylagar. Violet Red Baylagar'ı 45 santigrat dereceye soğuttum. Alevden geçiriyorum tüpün ağzını. Numune olmayan diğer köşeden yavaşça aktarıyorum. Direkt sıcakla temas etmemesi için, soğuyarak numuneyle buluşması için diğer köşeden ilave ediyorum. Bir, iki, üç seraltilerim. Sekiz çiziyorum. Karıştırıyorum. Saat yönünün tersine, bir de saat yönüne çevirerek numunenin iyice besi yeriyle karışmasını sağlıyorum. Bu sayede düzgün bir sayım ortamı oluşturabileceğim. 8 çiziyorum. Saat yönünün tersinde ve saat yönünde çevirerek
karıştırma işlemini tamamlıyorum. Yine 8 çiziyorum. Saat yönünün tersinde ve saat yönünde çevirerek karışımı sağlıyorum. Bu şekilde petri kaplarımı oda sıcaklığında katılaşıncaya kadar soğumaya bırakacağım. Katılaştıktan sonra petri kaplarını ters çevireceğim. 37 santigrat derecede 24 saat inkübasyona bırakacağım. İnkübasyondan sonra gelişen kolonileri asetat kalemimizle sayacağız.